Arkadaşlar merhaba, bu hafta sizlere Palme Yayın Evi'nin hazırlamış olduğu TYT Türkiye Geneli 1. Deneme Sınavı'nın tarih soruların çözümünü yapacağım. Güncel videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca arkadaşlar yine yorumlarınızı da bekliyorum. Hazırsanız şöyle sorulara bakalım. Arkadaşlar buraya toplu halde soruları bıraktım. İlk defa çözecek arkadaşlar buradan soruları çözebilirler. Sonra detaylı çözümlere geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, birinci sorumuzdan başlayalım. Bu bilgilere bakılarak Kanuni Sultan Süleyman için çıkarımlardan hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık saltanatıyla tahta en uzun süre kalan padişahtır. Yaşadığı dönemde Avrupa'da muhteşem ve büyük Türk, Grand Türk olarak isimlendirilmiştir. Günümüzde kullanılan Kanuni unvanı ise ilk defa 18. yüzyılda bir tarihçi tarafından kullanılmıştır. Bu unvanı almasında adalet söz konusu olduğunda en yakınlarına dahi kuralları uygulaması etkili olmuştur denmiş. Şimdi verilen bu bilgilere göre Kanuni sıfatı yaşadığı dönemde verilen bir unvan değildir. Evet, buna ulaşabiliriz. Örneğin arkadaşlar, günümüzde kullanılan Kanuni unvanı ise denmiş. 18. yüzyılda bir tarihçi tarafından kullanılmıştır. Evet, buradan buna ulaşabildik. Demek ki daha sonra bu unvan verilmiş. İkiye bakıyoruz. Adalet alanında taviz vermemiştir deniliyor. Evet, buna da ulaşabiliriz. Bu unvanı almasında adalet söz konusu olduğunda en yakınlarına dahi kuralları uygulaması etkili olmuştur deniliyor. Buradan da buna ulaştık. 3'e bakıyoruz. Avrupa'da çağının en büyük hükümdarı olarak kabul edilir. Arkadaşlar, Avrupa'da muhteşem Süleyman'dır, büyük Türk'tür ama en büyük hükümdar ifadesini biz verilen bilgilerden çıkaramayız. O yüzden arkadaşlar, tarih sorularında en, tam, tüm, kesin, doğrudan, yalnızca gibi bazı çeldirici kavramlar kullanılıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar 1 ve 2, yani C seçeneği oldu. İkinci soru. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Arkadaşlar, ulaşılamaz ifadesini çiziyoruz. Olumsuzluk bildiriyor. Anadolu'da Türk hakimiyeti açısından Malazgirt Savaşı önemli bir nokta olmuştur. Fethedilen yer fethedenin malıdır anlayışı ile Sultan Alparslan Anadolu'yu altlerine ve gazilerine hedef göstermiştir. Böylece Anadolu'da 1. Beylikler dönemi başlamıştır. Şimdi arkadaşlar, verilen bilgilere bakalım. Türkler Anadolu'da siyasi yapılar oluşturmuştur. Evet, beylikler kurulduğuna göre siyasi bir yapı vardır diyebiliriz. Alparslan kılıç hakkı ile Anadolu'yu askerlerine bırakmıştır deniliyor. Evet, fethedilen yer fethedenin malıysa arkadaşlar, burada bir kılıç hakkı uygulaması söz konusu. 1. Beylikler Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuştur diyor. Yukarıda Malazgirt'ten bahsediyor. Devamında ise 1. Beylikler'den bahsediyor. Yani kurulduğundan bahsediyor. O yüzden arkadaşlar buna da ulaştık. Anadolu Türkler tarafından fethedilmeye başlanmıştır. Evet, Malazgirt Savaşı'ndan sonra fetihlerin önü açılmıştır. Beylikler kurulmuştur. Buna da ulaştık. Ama arkadaşlar E'ye bakıyoruz. Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da Türk hakimiyeti kesinleşmiştir denmiş. Hayır arkadaşlar, bu kesinleşme Miryokefalon Savaşı ile gerçekleşiyor. Ama Malazgirt Savaşı ile arkadaşlar ne olmuştur? Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız ne olacak? E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Buna göre ilk çağ toplumları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar, ilk çağın başından itibaren Mezopotamya, Mısır, Anadolu gibi bölgelerde geniş alanlara hükmeden güçlü siyasi oluşumlar ortaya çıkmıştır. Bu siyasi oluşumların çoğu monarşi ile yönetilmiştir. Krallar yönetimdeki bu meşruluklarını dinden almışlardır. Buna göre bakalım arkadaşlar şimdi. Toplumlar adaletle yönetilmiştir. Arkadaşlar, yukarıda adaletle ilgili temel kelimelerden, kavramlardan bahsetmiyor.
O yüzden buna ulaşamayız. İnanç biçimleri yasaların üstündedir denmiş. Şimdi arkadaşlar, yukarıda verilen bir yasa ve yasadan üstün olan bir inanç sisteminden bahsedilmiyor. Dolayısıyla buna da ulaşamayız. Peki, üçe bakalım. Kralın gücü ilahi temellere dayandırılmıştır. Evet, en alt cümlede yazıyordu. Krallar yönetimdeki bu meşruluklarını dinden almıştır deniliyor. Arkadaşlar, eğer dinden gelen bir meşruluk varsa bu da güçle alakalı. Demek ki doğru cevabımız arkadaşlar 3. öncül olan yalnız 3, yani C seçeneği olacaktır. 4. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye sorulmuş. İtilaf devletleri Lozan Barış Konferansı'na Türk tarafını temsilen İstanbul hükümetini de davet edince bu duruma tepki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırmıştır. Peki, şimdi arkadaşlar buna göre bakalım. Yeni Türk Devleti'nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Arkadaşlar, yukarıda bir davetten bahsediliyor. Henüz bir anlaşmanın imzalanmasından bahsedilmiyor. O yüzden tüm dünya ifadesini burada arkadaşlar kullanamayız. Buna ulaşamadık. B'ye bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin siyasal varlığına son verilmiştir. Evet arkadaşlar, burada öncelikle şunu bileceğiz. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması ile fiilen sona ermiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile hukuken sona ermiştir. Saltanatın kaldırılması ile arkadaşlar artık resmen sona ermiştir. Yani bu da Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığının sona erdiğinin bir göstergesi. Peki yine arkadaşlar diğer seçeneklere de bakalım. TBMM Sevr Anlaşması'nı tanımadığını İtilaf Devletleri'ne kabul ettirmiştir deniliyor. Henüz arkadaşlar Lozan'a gidilmemiş bir davetten bahsediliyor. O yüzden bunu burada diyemeyiz. Osmanlı Devleti fiilen yok sayılmıştır denmiş. Arkadaşlar bu Mondros'la ilgili bir ifade. Yanlış bir ifade. İtilaf Devletleri TBMM'nin varlığını resmen kabul etmiştir deniliyor. Yine arkadaşlar konferansta bir davet var. Henüz yapılan bir anlaşma yok. O yüzden bu verilen bilgiden bunu da çıkaramayız. Biraz önce bahsetmiştim. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği olacak. Peki geçelim son sorumuz 5. soruya. Avrupa'da 15. yüzyıl itibariyle din alanında başlayan fakat arkasında bir takım siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin bulunduğu mücadelelerin sebepleri arasında verilenlerden hangileri gösterilebilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz mesele yüzyıl meselesi. Yani 15. yüzyıldan sonraki süreçle alakalı dinle ilgili siyasi, sosyal, ekonomik gelişmelerle ilgili bir soru. Şimdi bakalım Kutsal İttifak Savaşları. Arkadaşlar Kutsal İttifak Savaşları'na bakarsak burada Avusturya, Venedik, Lehistan gibi devletler Osmanlı'ya karşı bir ittifak yapmıştı. Bu da arkadaşlar 15. yüzyılın bir meselesi değildi. Yani 1600'lü yılların sonunda gerçekleşmişti. Dolayısıyla biz burada buna ulaşamayız. Yani 17. yüzyıl meselesi olayıdır diyebiliriz. Habsburg hanedanının Avrupa'da tek hakim güç olma isteği. Evet arkadaşlar böyle bir hanedan vardı. Avrupa'da etkili olmak istiyordu. İşte Almanya, Macaristan ve çevre ülkelerde. Dolayısıyla bu da siyasi mücadelelere etki etmiştir diyebiliriz. 3'e bakıyoruz. Martin Luther'in başlattığı protestanlık hareketi. Evet arkadaşlar bu hareket sonrasında Avrupa'da gerek siyasi gerek de dini olarak ne oldu? Sıkıntılar yaşandı. O yüzden arkadaşlar doğru cevap olarak bakarsak 2. ve 3. öncüle ulaşıyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği oldu.